Altaş TV ekranlarından iyi akşamlar. Gündem Özel programıyla karşınızdayız. Efendim bu akşam Gündem Özel'de düşünen, üreten, yarışan Ordu'nun mimarı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'i ağırlıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökhan Bey. Öncelikle nasılsınız? Onu sormak istiyorum. Çok iyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok teşekkürler efendim. Bu akşam geride kalan süreci konuşacağız. Seçimden ardından geçen süreç. Yapılanlar, yapılacakları konuşacağız. Çok konu başlığımız var. Ordu'yla ilgili merak ettiğiniz, merak uyandığınız birçok konu var. Onları Sayın Başkan Güler'le birlikte değerlendireceğiz. Efendim ilk olarak ben seçimden sonraki süreci konuşmak istiyorum ki aslında 15 günde bir burada programlar da yaptık. Evet. Bizzat daire başkanlarını da dinledik. Aklımda kalanları söyleyeyim. Sosyal işlerde 950 bin liralık bütçe 30 milyon liraya çıkartılmış. Evet. Onun dışında yapılan yolları buradan 3 ay önce Edirne'ye kadar gidiyordu yapılan evet. asfalt. Şimdi Bulgaristan'a geçmiş, Sofya'ya geçmiş gibi birçok konu başlığı evet. var ama sizden genel anlamda bir değerlendirme isteyeceğim. Geçen süreçteki çalışmalarla alakalı. Önce teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Ben de seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu arada kar tekrar yağmaya başladı. Ekiplerimiz yoğun bir çalışma içindeler. Aşağı yukarı 464 iş makinesiyle ve 533 arkadaşımızla, çalışan arkadaşlarımızla, personelimizle karla mücadelede güzel bir çalışma başlattık. Gece gündüz şu anda başladılar çalışmaya. Yüksek yerlerde bayağı ciddi kar var. İnşallah bunu da güzel bir şekilde hallederiz. Bizim sorduğunuz soruyla ilgili olarak da şunu ifade edeyim. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz 3 yıl yoğun bir çalışma içindeydik. Tabii burada ekibimizi kurmamız, çalışma sistemini oturtmamız ve aynı zamanda projelerin uygulanmaya geçmesi ile uğraştık. Ve çok güzel de çalışmalar yapıldı. Burada biz 3 şeyi başardık. Birincisi klasik belediyeciliğin dışına çıkarak verimli ve diğer konulara ağırlık veren kaynakları ele alan sıra dışı bir belediyeciliği ortaya koyduk. Tarımda, turizmde, yazılımda, enerjide önemli çalışmalar başlattık. Çünkü biz zaten yol meselesini, su meselesini, kaldırım ve işte asfalt meselesini büyük ölçüde hallettik. Normal olarak 5 yılda yapılacak çalışmaları neredeyse 3. yılda önümüze kattık. Ki yani normal işte 400-500 kilometre yapılan bir dönemin yol ağını yani 1,5 yani 1500 kilometreye çıkarttık. Suda da aynı çalışmalar oldu. Buradaki en büyük tabii avantajımız iş makinalarını kendimizin alması. 198 iş makinesi aldık. Kendi taş ocağımızda, kendi asfalt plantimizde bunları yaptık. İkinci önemli nokta hizmet sektörü. Belediye genellikle hizmet sektörü ağırlıklıdır. Biz üretim ağırlıklı bir şeye çevirdik, çalışma moduna çevirdik. Burada da kaynakları devreye soktuk. Geçtiğimiz günlerde ifade ettiğiniz rant ekonomisinden üretim ekonomisine geçtiniz. Evet, onu diyebiliriz. Yani buradaki en önemli şey statik bir yapıdan dinamik bir yapıya getirip kaynakları devreye soktuk. Denizi mesela devreye soktuk. Kışı devreye soktuk. Sonra arkadaşlarımız daha çok üretime ağırlık verdiler. Yani bu çok önemli bir şeydi. Bildiğiniz gibi Ordu'nun toprağı sınırlı. İnsan kaynakları belli. Ama burada yeni yeni kaynakları devreye soktuk. Mesela yazılım konusunda gençlerimiz çok başarılılar. Bir yazılım şirketiyle harika işler ortaya çıktı. Biraz onları size ifade edeceğiz. Kadınlarımız çok üretkenler. Onlar yeni yeni ürünler, başta çikolata dahil olmak üzere üretim ağırlıklı çalıştılar. Ve bu noktada özellikle tarımda, turizmde çok önemli atılımlar yaptılar. Gastronomi konusunda yaptılar. Enerji konusunda zaten bildiğiniz gibi esen rüzgar ve aynı zamanda çöplerden elektrik elde etmek üzere HES'lerle ilgili çalışmalarımız oldu. Ayrıca da tabii turizm konusu Ordu'nun güzelliklerini aynı zamanda bütün dünyaya tanıtma imkanımız oldu. Bu da Ordu'yu sınırlarının dışına çıkarttı. Üçüncü önemli adımımız da toplumumuzdaki dönüşümü, değişimi yaptık. Mesela şu anda bizim tarımla ilgili yaklaşık Türkiye'de 9154 tane proje ile Türkiye'de birinci oldu Ordu. Yani bu önemli bir şey. Ve bunu bizi takip eden Urfa ve
Diyarbakır var. İkisinin toplamından daha fazlayız. Yani ki tarım Türkiye, illeri bunlar da. Tabii ve burada çalışma biri yaklaşık 4500 civarında, öbürü 3500 civarında. Biz ise 9000 küsurla, 9154 projeyle birinci oldu. Bu çok önemli bir başarı. Yani ordunun vilayet olarak, belediye olarak büyük bir dönüşümü başardığını gösteriyor. Zaten ben de bakanken Türkiye'deki yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğindeki bütün dönüşümü yapmıştık. Boşa esen rüzgarı, güneşi devreye sokmuştuk. Bütün ampulleri, makinaları, elektrikli makinaları, yalıtımı devreye sokmuştuk. Yani yaklaşık 80 milyonluk bir dönüşümdü bu. Burada da Ordu'da şimdi il bazında bu değişim dönüşümü başarıyoruz. Şu anda bizim Ordu'nun Bilim Sanat Merkezi Türkiye'yi dünya şampiyonasında temsil ediyor. Kanada'ya gidecek. Kanada'da şu anda. Kanada'da çalışmalar yapıyorlar robotik konusunda. Türkiye'yi yani İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler varken Ordu Türkiye'yi temsil ediyor dünya şampiyonasında. Bu çok büyük bir başarı. Okulun ismi ne? Sizin isminizi taşıyor ayrıca. Öyle. Ben yokken o ismi takmışlardı şeyde. Ve biz bu kardeşlerimize, çocuklarımıza, yavrularımıza yardımcı oluyoruz. Aynı okul aynı zamanda Türkiye'de TÜBİTAK'ta Türkiye birincisi oldu kimya sektöründe. Yani pırıl pırıl bir gençliğimiz var. Çok başarılı hanımlarımız, kadınlarımız var, gençlerimiz var. Halkımızdaki bu içindeki uyandırılmayı bekleyen devi bu potansiyeli devreye soktuk ve Ordu'da bu değişim ve dönüşümü şu anda üretim bazlı olarak yapıyoruz. Bu akşam da aslında ben size yeni iş konularını kendimizin denediği, bizzat denediğimiz, fizibilitesini yaptığımız, uyguladığımız konuları halkımızın dikkatine, üretimine, onları üretime teşvik etmek için ortaya koyacağız. Belki bu sayede iş sahibi olacaklar, yeni bir takım sahalarda çalışma yapacak kişilere imkanlar sunmuş olacağız. Biz zaten büyük bir yani tecrübeli bir ekibimizle halkımıza yardımcı oluyoruz. Yani belediye hizmet sektöründen şimdi üretim ağırlıklı gene dünyada önemli bir değişiklik bu. Belki de Türkiye'de de aynı şekilde doğrudan doğruya hizmet sektöründen üretim sektörü ağırlıklı bir yapıya geçiyoruz. Yaklaşık 30 kadar konuyu biz şu anda bu toplantının sonunda dikkatleri oraya çekmiş olacağız başarabilirsek. Onun dışında da arkadaşlarımız bu dikkatleri çekilen, bu daha doğrusu önem verecek kişilere bundan sonraki çalışmalarda destek de olabiliriz. Çok ciddi bir güçlü bir kadromuz var. Makine mühendislerimiz var, kimya mühendislerimiz var, endüstri mühendislerimiz var, mimarlarımız var, şehir plancılarımız var. Dolayısıyla biz de başlarında olarak onları üretim ağırlıklı bu çalışmaları sürdüreceğiz. Tabii burada en önemli şey aynı zamanda fizibilite yapmak, bilanço okumayı bilmek, finansal okuryazarlığı oluşturmak, yani üretimle ilgili bir takım püf noktaları tecrübelerimizle arkadaşlarımıza aktarmak ve aynı zamanda hem bir iş sahası oluşturmak. Çünkü bildiğiniz gibi şirketler genellikle başarılı olanlar proje geliştirirler. Buna project development diyorlar, yani proje geliştirirler. Sonra o geliştikleri projeleri üretime sokarlar veyahut da geliştirerek devrederler ve daha büyük paralar kazanırlar. İş sahaları ortaya çıkar. Orada da bildiğiniz gibi 10 civarında temel konu var. Başta fındık olmak üzere seramikti, işte MDF'ydi, soyaydı sizde olduğu gibi. Çikolata, fındık sektörü başta olmak üzere bunlar zaten yalıtım konusu ağırlıklı. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Yeni konuları ortaya koyuyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi doğrudan doğruya enerji, rüzgar enerjisi konusunda biz çalışmamızı bitirdik. Fizibilitesi hazırlandı. Bütün izinleri aldık. Şu anda herhangi bir müteşebbis veya bir müteşebbis grubu, yatırımcı grubu, bunu aynı zamanda davet anlamında söylüyorum. Bu yatırımı yapıp üretiminde yaptıktan sonra ürünlerini bize satabilir. Ürün de nedir? Elektriktir. Nerede elektriğimizi alıyor efendim? Akkuş'ta. Bütün izinleri aldık. Ruhsatları alındı. İzinleri alındı. Şimdi doğrudan doğruya bunları kuracaklar, çalıştıracaklar ve oradan para kazanacaklar. Biz de alım garantili olarak ürünleri alacağız. Dolayısıyla o mesela Ordu'nun şöyle bir avantajı daha olacak. Kendi ürettiği elektrikle
hem ısınacak hem elektriği üretimde kullanacak. Bu yaptığımız bir çalışma. Orada rüzgar duruyordu, toprak duruyordu. Biz o projeyi geliştirdik ve şu anda halkımızın hizmetini amade hale getirdik. Bir araya gelecekler, tıpkı Çambaşı Oteli'ni yaptıkları gibi. Nasıl onu başardıysak belediyeyle, bunu da rahatlıkla yapabilecekler. Her şeyi hazır, efendim. İzinleri alındı, mesela ruhsatlar alındı. Yatırımcısı var. Evet. Bunu yatırıma dönüştürebilecek sermayesi bulunan evet. gruplar var. Size başvurup direkt yapabilir değil mi? Yani... Tabii. Ve bunu doğrudan doğru bir ihale yapacağız. İhalede ne yapacaklar? Kazandıkları takdirde kuracaklar. Alıcısı belli olan bir ürün bu. Ve aynı zamanda da hele dünyada enerji sıkıntısının çekildiği bir dönemde doğrudan doğruya kendi enerjisiyle kendi kendine yeten bir şehir yapmış oluyoruz. Bizim de en önemli iddiamız bu, kendi kendine yeten bir şehir yapmak. Gıdasıyla, tarımıyla, enerjisiyle bunu yapmaktı. Çok şükür Allah bunu bize nasip etti. Şimdi bu projeyi biz halkımızın hizmetine sunacak durumdayız. Gelsinler, müracaatlarını yapsınlar. Zaten bir kısmını geçen de iş adamlarına yemekli bir toplantıda anlatmıştık. Diğer toplantılarda anlatıyoruz. İstanbul'da yaptığımız toplantılarda anlattık. Bunu aynı zamanda şimdi seyircilerimize de sunmuş oluyoruz. Gelsinler kaynaklarını, şeylerini biriktirsinler, paralarını. Dolayısıyla grup halinde de bunu başvurabilirler. Dolayısıyla para da orada kalmış olur. Bu önemli bir kaynak. Onun dışında mesela bir su konusu var. Mesudiye'deki su konusu. Bütün izinleri aldık, tahlilleri yaptık. Gayet güzel, kaliteli bir suyumuz var. Her şeyini aldık. Fizibilitesi hazır. Dolayısıyla gelip hatta biz kolayca görsünler diye şey de yaptık. Şişelere de koyduk. Sanki kendimiz üretmişiz gibi. Burada da işte hatta ismini de koyduk. Suyu da hazır. Şimdi düşünün Ordu'nun biz hala dışarıdan gelen şey şurada bile bana markasını söylemeyeyim ama evet. burada bir su var. Bu dışarıdan gelen bir su. Ama biz Ordu'nun suyunu işte biliyorsunuz köyleri gezerken, mahalleleri gezerken çeşmelerden akıyor sular. Onları halbuki biz dışarıdan Ordu'dan bu kadar suyun bol olduğu bir yerde dışarıdan su getiriyoruz. Alın şişeleyin bunları hem Ordu'nun ihtiyacını karşılarız hem de dışarıya satarak buradan bir kaynak da kazanç da elde edilmiş olur. Dolayısıyla biz bunu da böyle koyduk ki rahatlıkla görsünler diye. Bu da mesela ikinci yatırımımız. Dolayısıyla buna girip satıyor. Hep para kazanacaklar. Hem burada insanlar çalışacak. İstihdama imkan sağlamış olacak. Bu daha evvelden işte boşa akan suları kullanmadığımız suları böylece değerlendiriyor. Boşa akan, boşa esen rüzgar, boşa akan su. Bunlar aynı zamanda birer kaynak bizler için. Bunun dışında aktif karbon çalışması yaptık. O da burada. Bu da enteresan bir şey. Fındık kabuğundan elde edilen bir şey bu. Ve bununla gıda sektöründe, tıpta kullanılan bir ürünü geliştirdik. Şimdi bunun fabrikasını kuruyoruz. Teknolojisi hazır, her şeyi hazır, fizibilitesi hazır. Ve şu anda bunu yaptığımız takdirde $2.5 ile $5 civarında kilosu satılacak. Bildiğimiz fındık kabuğu işlenince, düşünün çuvalla aldığımız şeyi, bizim fındık kabuğu, işte yakıyoruz yaktığımız kabuktan biz bunu elde ettik. Bu da önemli bir kaynak. Fabrikasının her şeyi hazırlandı. Burada da Ortalı yatırımcılar bir araya gelsinler. Hep fındık alışkanlıkları var. Tamam mı? Gelsinler. Bunu üçüncü bir konu olarak da bunu da hazır ettik. Bu da önemli bir konu. Dolayısıyla şimdi bir de su sayacı yaptık. Bu da gene önemli bir bizim arkadaşlarımız gayet başarılılar. İşte bu da yüklemeli su sayacımız. Yani şu anda hem Ordu'da kullanılıyor hem başka illerden müracaatlar var. Bence bu Türkiye'nin en iyi sayacı. Telefonla yükleme yapıyorsunuz. Suyunuzu yüklüyorsunuz. Buradaki bütün mesele şurada şunu göstereyim. Onun için bu akşam biraz özel bir toplantı olacak. Bu su sayacının açılmış hali, sökülmüş hali. Bütün mesele şu. Şuradaki beyinde. Bunu bizim Ordulu mühendislerimiz yaptı. Ordu'nun gençleri. Oryaz şirketini kurduk. Bu beyni yaptılar. Bununla yüklemeler hep bunun içinde oluyor. Mesela duşun altında suyunuz bitti. Elinizi telefonla duşun dışına çıkarın, yükleme yapın, suyunuz akıyor. Okumayı da buradan yapılıyor. Dolayısıyla bunu başaran Ordulu gençler. Bunu da biz gene sıra dışı bir çalışma olarak, işte bu da takılı hali. Bu derecede hafif ve kullanımlı.
İşte burada beyin var. Yani arkadaşlarımızın, ordulu gençlerin kullanmadığımız daha önce birikimleri var. Alın teri var, akıl teri var. Yani bunları devreye koyduk. Bunlar da gene önemli konular. Bunun dışında zaten Biyo İnovasyon Merkezi'ni kurmuştuk. Burada da bildiğiniz gibi bir takım bitkileri geliştiriyoruz. Doku kültürüyle çoğaltıyoruz ve onları da devreye sokuyoruz. Mesela fındıktan bir dönümden 2000-2500 lira para kazanılıyor fındıktan. Klasik olarak, ortalama olarak söylüyorum. Ama tıbbi aromatik bitkilere bunu çevirirseniz 25-30 bin lira kazanılıyor. Hatta daha fazla işte salepte falan daha fazla. Stevia diye bir şey var. Şekerin yerine kullanılan bir bitki var. Mesela biz bunu üretiyoruz şu anda. Bunu yaygınlaştırdığınız zaman şu anda 10 bin kök hazırlıyoruz mesela. Alınsın stevia'yı dikelim tarlalarımıza. Bu şeker yerine kullanılıyor. Şekerden çok çok daha tatlı diyelim bir ürün. Daha sağlıklı olur. Binlerce kere. Yani. Tabii ki hem de bitkisel. Bu var. Aronya diye bir şeyimiz var. Bitki var. Ya bunları artık halkımız duymaya başlayacak. Bu da mavi yemiş gibi. Çok özel. Bundan da şimdi bazı arkadaşlarımız 8-10 bin kök dikiyorlar dönümlerine. Yani bu da bize yepyeni bir saha oluşturacak. Bu toprak duruyordu. Hep biz belli alışkanlıklarla yürüyoruz. Bu da önemli bir şey. Salep mesela Mesudiye tarafına çok iyi oluyor. Buna ağırlık verdik. Kenevirle ilgili çalışmamız var. Yani dünyanın en iyi selülozu kenevirden. Yani en yüksek şey orada. Daha evvelden ben çocukluğumda hatırlıyorum. Kendir kenevir ekilirdi, dikilirdi. Bir ara yasaklandı. Şimdi bununla ilgili çalışmaları başlatıyoruz. Başlattık aslında. Onu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Zaten buğdayı da ata buğdayı, 10 bin yıllık Anadolu'nun buğdayını tekrar canlandırıyor. Soya aynı şekilde. Bunlar devreye giriyor. Yani bunlarla birlikte yapacağımız mavi yemişte de gayet iyi bir başarı elde ettik. Kısacası tıbbi aromatik bitkilerde önemli çalışmalar yapıyoruz. Bunların damıtmasını yapıyoruz. Damıtmasından da aynı zamanda kozmetikte ve aynı zamanda ilaç sanayinde kullanacağımız ürünler var. Burada başarılı çalışmalarımızı biz aynı zamanda bunun atıklarından, ikincil ürünlerinden de aynı zamanda şey yapıyoruz. Sabundu, losyondu bunlar yapılabiliyor. Onun dışında bir de biyodizeli denedik. Biyodizel enerji de biliyorsunuz petrol ve şey işte benzin vesaire genellikle sondajda yerin dibinden çıkıyor. Ama aynı zamanda enerji tarımı diye bakanken yasasını çıkartmıştık. Burada biyodizel çalışmalarının etanolü de devreye koyuyorsunuz. Biyodizel bildiğiniz gibi mazot yerine kullanılıyor. Etanol de benzin yerine kullanılıyor. Çevre dostu tamamen tarımla elde edilen ürünler. Bununla da ilgili arkadaşlarımız güzel bir çalışma yaptılar. Bu da şu anda hazırladığımız çalışma. Şuradaki biyodizel, altında alkol var. Şu yan ürünü olarak parafin. Bunun böyle ufak olduğuna bakmayın. Bütün maliyeti bu karşılıyor. Çok kıymetli bir şey. Gliserin var bunun içinde. Burada da sabunla beraber gene ikinci bir ürün çıkıyor ortaya. Şimdi biz bunun tesisini şu anda kuruyoruz. Aynı zamanda atık yağları da burada değerlendireceğiz. Atık yağlar aynı zamanda çevrenin en büyük düşmanı. Yani lokantalardan, evlerden çıkan yağı döktüğünüz zaman aynı zamanda suya karışıyor, toprağa karışıyor, parçalanmıyor. İçinde diğer kimyasallar var. Bunları biz aynı zamanda faydalı bir ürüne çeviriyoruz. Atık yağını getir, biyodizelini götür diyeceğiz. Kendi bahçesinde, işte traktöründe, arabasında bunları kullanabilecekler. Bunlar hepsi yeni çalışmalar. Bunların hepsinin fizibilitesi vesairesi yapıldı. Bu tesisleri kurmak isteyenlere yardımcı da olabiliriz. Bize ortak da olabilirler. Ama biz sonunda kimseye rakip olmak istemiyoruz. İşi yürüttükten sonra onlara devredebiliriz. Biz olabileceğini onlara gösteriyoruz. Dolayısıyla bu çalışmayı oradan götürebilirler. Mesela Oryas şirketimiz fevkalade güzel yazılımlar yapıyor. Yani bu yazılımlar işte biraz önceki sayacı gösterdim. Su sayacını yazıyorlar. Mesela bir akıllı bisiklet yaptık. Şu anda arkadaşlarımız programlarını yazdılar. Ve şu anda biz bisiklet sektörüne akıllı sistemlerle girebiliyoruz. Ve bunun üretimini
sanayideki arkadaşlarla birlikte yapabiliriz. Yani bu Ünye'den, Fassa'dan, Akkuş'tan, Ulubey'den, Mesudiye'den buna ortak olabilirler, bu işe girebilirler. Onun dışında altyapı AYKOME ile ilgili yazılımları yaptık ki Türkiye'deki yani 900 belediyede bunlar kullanılabilecek durumda. Orada arkadaşlar yazılımlar. Yani altyapı koordinasyon merkezi şudur. Mesela yeri kazıyorsunuz, boruları, işte kabloları çekiyorsunuz, döşüyorsunuz. Daha sonra üstünü kapattıktan sonra neyin nerede olduğunu bilmiyorlar. Durmadan hani kazılıyor, ediliyor arıza olduğu zaman. Halbuki bu sistemle her şeyi değerlendiriyorsunuz. Bu çok önemli. Yani burada da yazılım konusunda çok başarılı çalışmalar var. Mesela ırmaklarda, akarsularda seli erken uyarı sistemi üzerinde çalışmalarımızı şu anda bitirmek üzereyiz. Bu da önemli bir konu. Yani düşünün herhangi bir seli 20 dakika önce, yarım saat önce bildirebilirseniz bu büyük bir başarı. Bu Türkiye için de, dünya için de önemli bir ürün. Bunu da yine ordulu arkadaşlar bunu yapıyorlar. Oryas şirketi, kurduğumuz şirkette, yani yazılım şirketimizde bunları yapma durumları var. Yani bu tamamen can kurtaran tabii. Çok büyük bir çalışma aslında. Can kurtaran, mal kurtaran tabii ki. Yani bu çok önemli bir şey. Bu erken uyarı sistemiyle ya harika çalışmalar yapıyor arkadaşlar. Biz gece yarılarına kadar oturmamızın sebebi bu. Şunu merak ediyorum efendim. Evet. Şunu soracağım. Şimdi mesela bu sistemi satabiliriz gibi. Anlatabildim mi? Türkiye'nin hangi yerinde olursanız olun. Evet. 20 yıllık gazeteciyim ben de. Bir belediye başkanını alıp sohbet ettiğinizde, program yaptığınızda yol, su, diğer işler konuşuyor ama bizim konuştuğumuz işler şu. Sanayiden bahsediyorsunuz. Evet. Fizibilitesini yaptık. Gelin buyurun kurun. Evet. Burada insanlar istihdam kursun diyorsunuz. Diğer taraftan tarımdan bahsediyorsunuz. Hani hiçbir belediye tutup da Mesudiye'nin veya başka bir ilçesinin atıl topraklarını düşünüp farklı bitkileri koymaz herhalde. Enerjisini oraya harcamaz. Hiç alakası yok. Tabii. Ve bununla ilgili şehrin üretimine ciddi katkı sağlıyorsunuz. Şehrin sanayisine istihdamına katkı sağlıyorsunuz. Hani bu vizyon nereden geliyor? Bunu söyleyeyim. Çünkü klasik belediyecilik yapmıyorsunuz aslında. Gördüğümüz bu anlattıklarınızda. Valla bu biraz yetişmeden gelen bir şey. Yani şehrimizi seviyoruz. Yani benim memleketim. Yani bu hiç karşılık beklemeden yapıyorum. Yani ne ücret, ne maaş, hiçbir şey almadan doğrudan doğruya bunu kendimize adadık bu işe. Madem ki bu işi bize emanet olarak verildi, şehremini olarak, benim görevimi yapmak zaten görevim. Yani bu zaten klasik. Asfaltını, yolunu yapmak, çöpünü toplamak zaten görev. Ama mühim olan daha fazlasını yapmak. Yani kendimizle yarışmak, kendimizi aşmak. Yoksa verilen görevi yapmak zaten göreviniz. Yani o şey değil, yani büyük bir başarı değil. Onun için biz daha fazlasını yapmamız lazım. Yani hep diyoruz ya, bilmem ne hedefine ulaşmak. Hedefe ulaşmak değil, hedefi geçmek. Muasır medeniyete ulaşmak değil, onu geçmek. Çünkü biz medeniyetler kurmuş bir toplumuz. Biz takipçi olamayız. Bizi başkaları takip etmesi lazım. Şu anda benim yaptığım çalışmalar bu. Yani Avrupa Konseyi'nde de ben Türkiye'yi temsil ediyorum. Yakında tekrar gideceğim ay sonunda. Hem Fransa'ya hem işte Avusturya'ya gideceğiz. İşte Fransa'daki toplantıda bu yapılanları da anlatarak biz örnek oluyoruz. Yani yaptığımız şey de bu. Onun için istiyorum ki şimdi pandemi bize çok şey öğretti. Pandemi yerinden, evinden yönetimi öğretti. Yani uzaktan üretimi, eğitimi öğretti. Dünya değişti artık. Ve biz ordu olarak 1. yüzyılı 2023 yılında bitiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak da 1. yüzyılı bu tabiri ilk defa biz kullanıyoruz. Yani 2. yüzyıl başlıyor 2023'te. Türkiye'nin yeni ufuklara taşınması lazım. Tarımda, enerjide, enerji güvenliğinde. Bugün Ukrayna'daki savaşın sebebi tamamen enerji. Her şeyle enerji. Bunu iddia ediyorum. Yani şimdi gıda konusu çok önemli. Bunu başından beri söylüyorum. Yani gıda güvenliği, enerji güvenliği kadar önemli. Ben şimdi bütün bunları bildiğim halde bunları yapmazsam sorumlu hissederim kendimi. Onun için bunu yapıyoruz ve şu anda proje liderleri de yetiştirdik arkadaşlarımızla. Normal belediye teşkilatının dışında, organizasyon şemasının dışında proje liderleriyle bu projeleri yürütüyoruz. Yani yoksa bu yazılımdı, işte tarımdı, enerjiydi, bunlar hepsi özel konular. Ve geç vakitlere kadar da bu arkadaşların bunu yapıyor. Şimdi de tepsiye konup halkımıza sunmak istiyoruz. Gelin yapın, para kazanın, iş sahibi olun, istihdama çözüm olsun. Çünkü artık maaşla çalışmak yerine kendi üretimini yapan, kendi kendine yeten
üretim toplumunu oluşturmamız lazım. Burada da yaptığımız yönlendirme, yaptığımız şey bu. Onun için bu çalışmaları biz şu ana kadar bir sürü krizde işte köpek meselesi bir sorun oldu. Yani biliyorsunuz bunu çözdük çok şükür. Hastanesini kurduk, çalışmalarını yaptık. Zaten ilçe belediyeleri bunları toplayıp getirecekler. Diğerlerinin ameliyatlarını biz yapıyoruz. Tam teşekküllü bir hastane yaptık. Şimdi kendimiz yaptık bunu. Dışarıdan yardım almadık. Ordulu mühendisler, ordulu arkadaşlarımız yaptı bunu. Ve biz şu anda bir hastane kurabilecek güçteyiz. Başka bir şehirden bize başvuru olduğu takdirde biz dışarıya iş yapacak duruma geldik. Bu çok önemli bir şey. Tıbbi atık, tıbbi atığı kendimiz artık kurabiliriz. Çöp tesislerini kurabiliriz. Kendi elektriğimizi mesela şimdi Giresun'la ilgili çalışmaya da katkıda bulunacağız. Hem Bakan Bey'in ricası oldu. Bizim zaten kardeş, yani komşumuz bizim. Tecrübelerimizi paylaşacağız. Onlardan efendim, da çok şey öğreneceğiz. Burada kısa bir reklam arası versek. Estağfurullah, tabii ki. Kısa bir reklam arası. Aranın ardından tekrar kaldığımız yerden orduyu konuşmaya, yapılanları, yapılacakları konuşmaya devam edeceğiz. Reklamların ardından tekrar birlikteyiz. Gündem özelde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'i ağırlıyoruz. Efendim sadece ilk bölümde anlattıkları Sayın Güler'in ordu için aslında ordu sanayisi için, ordunun gelişimi için efsane şeylerdi. Bildiğiniz iş insanlarına çağrı yaptı. Suyu anlattı, diğer üreten ürünleri anlattı. Burada her şey hazır. Rüzgar enerjisi de dahil olmak üzere. Gelin buyurun, belediyemize başvurun. Buradan enerji üretin, su üretin, istihdama katkı sağlayın dedi. Efendim merakla dinliyoruz sizi. Evet. Herhalde Oryaz'ın çalışmalarında kalmıştık. Vallahi şimdi Oryaz başlı başına bir hakikaten güzel çalışmalar yapan bir şirketimiz. Ben şunu halkımıza ifade etmek istiyorum. Hangi fabrika olursa olsun veya hangi sistem olursa olsun eğer başvururlarsa bize bizim hazır algoritmalarımızla yeni programlar hazırlayabiliriz. Onların verimli çalışmalarını sağlayabiliriz. İş programlarını geliştirebiliriz. Bunlar çok önemli şeyler. Yani bununla ilgili sistemleri hazır hale getirdik. Yani bazı şeyleri misal verebilirim. Mesela şu anda biz bu akıllı sayaçtan sonra yaptığımız şeyler içinde vektörle mücadelede çok iyi bir program hazırladık. Yani böceklerle, şeylerle mücadelede. Sosyal markette biliyorsunuz bir yazılım geliştirdik. Orada dar gelirlere yardım yapıyoruz. O yardımın programını kendimiz yazdık. Türkiye'de belki dünyada da tek. Normal olarak işte yardım paketlerinde 8-10 paketle göndermiyoruz. 200 paketlik mağazamız var. Kendileri oradan seçiyorlar. Daha evvelden bahsetmiştim size. Hep klasik şeyler işte fasulye, bulgur, makarna, işte yağ filan konuyordu. Biz 200 ürün var orada. Mesela şunu gördük biz. Yani bazı kişiler canı mesela çikolata istiyormuş. Şampuan istiyor veya çocuk bezi istiyor. Bunları da oradan alabiliyorlar. Elbise alabiliyorlar. Bunları da hatta hiç kimse görmeden kendileri seçiyorlar. Paketliyoruz biz. Adreslerine götürüyoruz. Bunun yazılımını mesela yaptık. Bu çok önemli bir şey. Bunu mesela başka iller de örnek olarak alabilir bizden. Ayrıca kiosk oluşturduk. Yani kartlarla mesela şu anda kartla çalışan sayaçlar da var. Bu telefonla yüklenenler. Diğer markaları da biz bir kiosk yaptık. Kendi kartla bankamatik gibi girip oradan hesaplarını yapabiliyorlar. Bu da başta güzel bir çalışma. Akıllı bisikleti bahsettik. Mesela şu anda yaptığımız diğer çalışmalarda özellikle mesela tekne imalatına başladık. Oryaz şirketi. Şu anda denizde şey yaptığımız teknelerimiz var. Kompozit malzemeden üretiyoruz. Ve bunlar denizde gayet güzel denemelerini yaptık. Mesela kompozit malzeme Türkiye'de de sayılı. Yat imalatına geçebiliriz bununla ilgili olarak. Yakında karavan imalatı düşünüyoruz. Yani bununla mesela ilgi duyanlar biz o teknolojiyle birlikte yapıp satışlarını birlikte geliştirebiliriz. Tekne orada gözüküyor işte bakın. Yani bu fevkalade güzel bir tekne kontrolüyle, kumanda sistemiyle. Orada bizim gençler yaptı bunu. Oryaz'daki işte bakın bu harikulade bir şey. Şu anda sipariş alıyoruz. Ya bu tekne yapıyoruz orada. Daha bunun ötesi yok. Ya bu cekcak değil, yaptık yani. Yaptık, denize de koyduk, motorunu da taktık. İşte motor. Motorla denemesini yapıyoruz arkadaşlar. Bakın altına her tarafına bakıyorlar arkadaşlar. Yani ordulu gençlerin, ordulu mühendislerin, ustaların çalışması. Bir Ünyeli usta yaptı bunu mesela. Beraber çalışmalarını yapıyoruz. Fas'ta da üretiyoruz bunu.
Ya bu İstanbul'da, şurada, burada, yurt dışından gelen bir şey değil. İşte yapıyoruz. Bunun üzerine şimdi şeyini koyacağız. Kamerasını koyunca bu yat oluyor, biraz daha büyüyor. Şimdi öbür tekneler zaten gayet güzel gidiyor. Bak, hepsinin yüzünde gülümseme var. Bu çok önemli bir şey bu. Bu bizi mutlu ediyor işte. Yani sordunuz ya, bunu niye yapıyorsunuz diye. Bunu başarmak önemli. Şimdi onun dışında karavan üretimi özellikle bu şeyden sonra, pandemiden sonra çok talep olan bir şey. Şimdi onun hesaplarını yapıyoruz, çalışmalarını yapıyoruz. Denizde yüzen kısmını göstermiyor galiba arkadaşlar. Hep aynı şeyi gösteriyor. Denizde yüzerken var çıkıyorlarsa onu gösterelim. Gösterebilirlerse baksana işte. Efendim, biz buna siparişler geliyor bize. Yani tabii, biz bunu üretip satabiliyoruz. Tabii, satabilecek durumdayız. Evet, şimdi onun planlaması, programını yapıyoruz. Ve motoru da takılmış halde. Şimdi onun dışında mesela tuvaletler ihtiyaç. Yani bunları da bir basmaya çalışmalarını yapıyoruz. Turizm için çok önemli. Onu da şu anda çalışmadan çok ucuza mal ediyoruz. Onlar da gene sipariş üzerine yapabiliriz. Daha evvelden biz başka tuvaletleri 1500 tanesini mahkumlara yaptırmıştık. Hükümlülere yaptırmıştık. Şimdi kendimiz bunun ayrıca yenisini deniyoruz. Bu da önemli bir. Hem de para orada kalıyor. Dışarıya vermiyorsunuz. Kendi arkadaşlarımızın ürettiği çalışmalar. Bunun dışında gene yaptığımız çalışmalarda özellikle Oryaz'dan beklediğimiz şeyler var. Kanolar vesaireler yapıyoruz. Yelkenler yapıyoruz. 60 tane yelkenli ürettik. Bunlar da gene aynı çalışma içinde sunabileceğimiz çalışma. Onlar da ilave bir başka bir yapıyla oluşturuyoruz ama gençlerimiz bu yelkenlere biniyorlar, kanolara biniyor, rengarenk. Mesela Melet'te daha evvel çöp dökülen bir yerde. Mesela şu şeyi de, şu sörfteki tahtayı da yapıyoruz. Yani birkaç yüz avro bu. Birkaç yüz avro. Bunu da oradaki çocuklar yapıyor. Ve üstelik de şöyle güzel bir tarafı var. Kar yağarken eğer bu dalgayı yakalarsanız kışın da denize giriyorsunuz. İşte dört mevsim ordu bu. Yani kışı hayatımıza kattık. Denizi Ağustos ayında bitirmiyoruz. Ocak ayında da, Şubat ayında da dalgası olduğu takdirde bu kıyafetle bu sörfler yapılıyor. Bu tahta da gene burada üretiliyor. Şu özel bir tahta, öyle kolay bir tahta değil. Hesapları, kitapları var. Yani o dalgada devrilmeyecek, ustalıkla gidecek, akrobasi yapacaklar. Bu da bir orduda yapılan çalışmalar. Eğer arkadaşlar gösterirse şeyi, kanoları, yelkenlileri, onlar da ayrıca güzel bir görüntü de yapıyor. Çocuklar da işte bakın işte bunların hepsi orduda yapılıyor. Deniz şenleniyor, evet. Bunlar denize çıkıyor. Deniz şenleniyor tabii, bakın. Bu çocuklar, bu arkadaşlarımız, bu orduda ürettiğimiz tekneler bunlar. Başka yerden sipariş geliyor bize. Ve şu anda biz biraz daha ilçelerimiz şey yapsın, Topçam'a koyacağız bunu mesela. Ulugöl'e koyduk. Gölköy'de yaptık. Hem turistik bir amaç taşıyor, hem spor yapıyorlar, hem de görsel bir zenginlik. Bu rengarenk. Bu sadece yelkenli kısmı. Kanolar var mesela. Civil'de daha evvelden kanalizasyon aktığı yerler. Şimdi şeylerle pırıl pırıl bir hale geldi. Kısacası bu çalışmaların hepsi bir vizyon işi ve bu aynı zamanda para kazanacak da bir iş. Çünkü artık bu başlı başına bir teknoloji. Yani kompozit teknolojisi çok önemli bir teknoloji. Ben daha evvelden roket çalışmalarında, doktora çalışmalarında kompozit malzemeyi kullanmıştım. Çelikten daha hafif ama çelik kadar mukavim. Buradaki bilgilerimizi kullandık. Şimdi onlara diğer çalışmaları yaptırıyoruz. Bunlar da ilave kazançlarımız. Kısacası yani yazılım, Oryaz'ın böyle bir özelliği var. Biz şunu ifade etmek istiyorum ben. Yani bir mühendislik danışmanlık yapısı oluşturduk. Mühendislik şirketi halinde de kim bizden başvurursa biz onların teknik sorunlarına çözüm getirici çalışmalar yapacağız. Yani bizim mühendislerimiz kendi masalarından kalkıp o fabrikaların, iş yerlerinin, imalathanelerinin sorunlarını da aklı erdiği kadar bilgisi çerçevesi içinde yardımcı olabilecekler. Dolayısıyla biz dışa açılan, üretim yapan, bir danışmanlık veren bir yapıya da geçmiş oluyoruz. İsterlerse bunları üretimde de kullanabilirler. Evet, bu önemli bir şey yani. Şimdi buralarda... Buna satış, pazarlama da dahil. Yani bunu özellikle söyleyeyim. Yani herhangi bir ürettiği ürünü icabında satabilecekler. Ona da biz isterlerse yardımcı olabileceğiz. Yumurtada olduğu gibi. Şimdi evet. Teknolojideki gelişmeleri konuştuk. Evet. Yani dönüp baktığımızda bizim yıllardır konuştuğumuz bir konu var. Fındıkta katma değerini arttıralım. Evet. Fındığı 2 dolara satıp 8 dolara almayalım. Evet.
Kibele çikolatasını imal ettiniz. Dondurma fabrikası konuşuluyor. Evet. Yapılacak herhalde evet. Bu yıl yanımda. Fabrikası demeyelim de yani özellikle başlayacağız. Çünkü Celalettin Bey bu akşam da geldi. Çok hoşuma gitti. Avusturya'dan geldi. Zaten gelirken de diğer ürünlerini getirdi. Mesela şu dergide, çok dünyaca meşhur dergide kendisinin şeyi var, mülakatı var. Hoşuma gitti yani. Şurada şöyle çalışmalarını anlatıyor. Resmi var, şeyleri var, ürettiği ürünler var. Yani bu çok güzel bir şey. Şurada işte Avusturya'daki şeyin gazetenin başlığı. Ordulu bir dondurmacı tabii, Ordulu, var. Ordulu, Kabadüzlü, Kotanalı. Yani bunlar iftar edilecek şeyler. İşte bu da şey aldığı şu andaki çalışma. İki tane Avrupa şampiyonluğu var. Bir dünya şampiyonluğu var. Altın madalya. Palermo'da. Yani İtalya Roma dondurmasının olduğu yerden birincilik alıyor bu arkadaşım. Fındıklı dondurmaydı. Fındıklı pikolalı dondurmadan. Şimdi sen geldi alkışlama bu arkadaşı. Ve üstelik de bırakıyor işini şeyini. Her yerde milyonlarca avro kazanacağı yerde Ordu'ya gelip burada yapmak istiyorum diyor. Bu çok güzel bir şey. Bunu harekete geçirebilmek de önemli bir şey. Yani kaldırım falan değil sadece belediyenin görevi. Çöp toplamak değil. Bunları çekebilmek önemli. Ordu'yu tanıtmak önemli. Şimdi Ordu kabuğunu kırıyor. Fındık gibi düşün. Kabuğunu kırıyor ve dünyaya açılıyor. Bunu siz paralarını şeyle ölçemezsiniz. Tanıtım, biz bunları da bir kuruş şey yapmadan kendi elemanlarımız yapıyor. Tanıtım filmleri, her şeyi bizim arkadaşlar yapıyor. Pırıl pırıl bir ekibimiz var. Hem sosyal medyada hem şeyde. Bütün o tanıtım filmleri bizim arkadaş, Ordu'da gençlerin yaptığı çocuklar. Bizim arkadaşlarımızla yapılıyor. Bu da işte Celalettin'in şey, menüsü. 285 çeşit ürünü var. 285. Yani biz çilekli, vişneli, dondurmalar işte sade, vanilyalı, çikolatalı şey yapıyoruz. O bunları yapıyor. Bunu yaparken de ne yapıyoruz biz? Biraz önce tarımda bahsettiğimiz bütün önderleri başarılı ve önder üreticilerimiz diye kaz üreten, tavuk üreten, peynir üreten, işte sirke yapan bütün başarılı hanımları, beyleri de burada Ordu'da bütün sokaklara resimlerini koyuyor. Onur ediyorsunuz. Tabii bunu, ya bu çok önemli. Başarı bu çalışmalarla oluyor. Toplumu ateşlemek böyle oluyor. Yoksa proje başvurusunda Türkiye'de birinci olmak öyle kolay bir şey değil. Bütün alışkanlıkları bozmak çok önemli bir şey. Ve çok şükür bunu ateşledik. Bu dönüşümü, değişimi. Şu anda ekranda evet, işte var efendim. Başarı hikayesi hepsi. İftar ediyorum hepsini. Bak hepsi teker teker. Bunlar bizim hani liselerde eski iftara geçen, takdire geçen öğrenciler vardı. Şehirde iftara geçen. Bunlar kadar da koymadıklarımız var. Sadece bu kadar değil. Yani daha sayı çok daha fazla. Yani düşünün şu anda mesela Gölköy'ün Cihadiyesi'nde şeker pancarı eken arkadaşımız var. Hayvan verim alabiliyor mu efendim onu? Tabii tabii, fevkalade güzel. Hayvanlarına kullanıyor. Düşünün şimdi şeker pancarının yayıldığını düşün. Orada şeker fabrikası kurarsınız ileride. Eğer çok yaygınlaşırsa. Soya fabrikası var. Soya yoktu. Şimdi soyayı başladık. Ya salevi başladık. İşte dondurmanın filan işte ürünü. Bunlar Ordu'nun toprağında bunlar vardı. Benim dedemler soyayı Çorum diye Ordu'da böyle değişik isimle satılırdı. Bunun memleketi. İşte adam şeyden soyadan biftek yapıyor. Vejeteryanlar. Veganlar, tamam mı? Şimdi bunlar da bu arkadaşlarımız. Kimi mükemmel sirke yapıyor, kimi kaz. Biz 4000 tane damızlık kaz dağıttık, 200 bin kaz oldu. Kars'a 3500 tanesini sattık Iğdır'a. İşte hepsi başarılı. Manda verilenler, hepsinin isimleri var. İftar ediyorum, hepsi mükemmel insan. İşte Dursun Ali Çoban, Gürgentepe'li. Bu fasulye. Gürgentepe'nin fasulyesi. Bizim eskiden çocukken, İşte yokuş dibinin patatesi derlerdi. Gölköy'ün patatesi derlerdi. Şimdi beyaz patates denemeleri yapıyoruz. Gıda güvenliği çok önemli. Karnını doyurmazsanız egemen dahi olamazsınız. Yani onun için bu çalışmaları birlikte yapıyoruz. Böyle gidiyor işte çalışmalar. Şu Ziha'yı da konuşmak efendim? İstiyorum. Ziha. Evet. Drone'la birlikte bahçelerin şey yapılması, ilaçlanması söz konusu. TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje. Evet, TÜBİTAK'la bir ortak proje müracaatında yaptık. Şimdi İHA yapılıyor ya, insansız hava aracı. Bunun zihasını yaptık, zirai insansız hava aracı. Bu da fındıkla sırtına pompayı koyuyordun, ilaçlıyordun şeyleri, bahçeleri. Yokuşa çıkamıyordun sırasında, ayağın kayar, çamurda yürüyemezsin.
Bu sene uçak şeyden insansız hava aracıyla bu şeyleri yapacaksınız. Ne onun adı? İlaçlamayı yapacaksınız. Gerekiyorsa gübrelemeyi de yapacaksınız. Yapraklara verme durumu varsa. Burada şöyle bir şey geliştirdik biz. TÜBİTAK'a başvurduk. Bizim proje, bizim fikrimiz. Bir de özel İHA yapılacak şimdi. Özel İHA'dan kasıt şu. Bahçeden bahçeye geçerken boşa ilaçlamasın diye orada programı kesecek. Tekrar öbür bahçeye geçerken tekrar sıkmaya başlayacak. Eğer biraz engebe varsa yükselecek. Eğer çukur varsa inecek. Bunu programını da şimdi İHA'ya koyuyoruz. Aslında bu savaş İHA'sı gibi bir şey. Anlatabildim mi? Yani bunu şimdi İzmir'deki ODTÜ'lü bizim üniversiteden mezun şirketle ortak bunu yapıyoruz. TÜBİTAK da bize uygun gördü çalışmaları. %50 destek verdi. 2 milyon 150 bin lira biz buradan şeyle girdik çalışmaya. Ordulu gençlerin bizim şeyimiz çalışmamız bu. Ben de eski bir TÜBİTAK'lıyım. Biz daha evvelden insan hava aracını ben uçak sanayinin kuruluşunda denemiştik. TUSAŞ'ın kuruluşunda çalıştım ben. O zaman bizim seçtiğimiz uçak biraz zaman geçince yani bu boşluğu değerlendirip biz 2 tane insansız hava aracı denemesi yaptık. Yani ve yaptığımız çalışmalarda şöyle söyleyeyim. O zamanki ismi RPV'di. Remote Piloted Vehicles diye. Uzaktan kumandalı araçlar diye. O günkü ismi öyleydi. Sonra İHA oldu o. Yani dolayısıyla bu çalışmaları yaptık. Roket çalışmaları yaptık. Bunların şimdi bak seneler sonra semerelerini şimdi burada alıyoruz. Ve şimdi bunu eğer yaparsak biz bu hizmetle para da kazanırız. Düşünün bunun satışı var, bunun servis olarak kullanılması var. Fındık bahçelerin hepsine kullanabilirsiniz. Düzce'ye kadar kullanabilirsiniz orduda. Al sana bir teknoloji. İşte klasik bile değil, dışında bir çalışma bu. Yani bunu da yapan yine bizim arkadaşlarımız. Yani bir toplumu dönüştürüyorsunuz, değişime ulaştırıyorsunuz. Bu başarılı haliyle de işte buradan ekonominiz ayağa kalkıyor. Yani bu çok önemli çalışmalar. Dediğim bu. Yani mesela siz ilaç dediniz. Değişik arkadaşlar bunu başka bir şeye koyacak zaman bulamamışlar. Bir tanesi odun sirkesi, bir tanesi sıvı azot gübresi. Isırgandan yapılmış gübre bu. Isırgandan yapılmış. Yani biz bundan kurtulmak için ısırgan ilacıyla otları öldürüyoruz. Biz o ısırganlardan sıvı azot gübresi yaptık. Al sana know-how. Kur fabrikasını kullan. İşte bu da odun sirkesi. Bunu da çok az bir miktar kullanıyor. Böcekleri öldürüyor. Aynı zamanda şey, arkadaşlar şuradaki gibi şeye koyacak zaman bulamamışlar. Su şişesine koymuşlar, getirdiler. Mühim olan içerik. Bunu başarmış. Şimdi bunun formülü bizde. Al kur. Para kazan. Üret. Bir sürü adam çalışsın. Dışarıya para verme. Organik. Kendi ürünün. Kimyasallarla kullanmıyorsun. İmkan olan için on numara bir çağrı. Al sana iş. Tabii tamam gelsin yapsınlar. Biz burada şunu görüyoruz. Kar falan beklemiyoruz. Başa baş noktasını yakalayan bizim için yeter. Kimseye rakip olmak da istemiyoruz. Kursun tesisini. Parasını kazansın. Biz o uçuşu yaptıktan sonra isterlerse hepsini devrederiz. Kendi kanatlarıyla uçsunlar. Amacımız bu. Son zamanlarda elimizde ağaç sökme makineleri de görüyoruz. Evet. Nerede yani nasıl kullanılıyor, sık mı kullanılıyor? Biraz öğrenebilir miyiz? Ya şu ağaç sökme makinesi şimdi bizim ordu biliyorsunuz dağları, tepeleri hep ağaç, bitkiyle dolu. Tabi bazı yerlerde sıkışık. Sıkışık olanlarda diğer ağaçlar rahat etsin diye orman mühendislerinin raporuyla bazen kesilmesi gerekiyor. Ben kesmeyin dedim. Seyretmek için kesmeyin. Makine geliştirdik. Gidiyoruz o kesilecek ağacı. Söküyoruz. Şu an ekranda. Söküyoruz. Yüklüyoruz. Alıyoruz onu Fas'a, Ünye'ye, Perşembe'ye, Ordu'nun sahillerine koyuyoruz. Ağacı kurtarıyoruz çok şükür. En az 30 yıl kazanıyoruz. Koca ağaç. Kesmiyoruz. Al sana çevrecilik. Al sana insanlık projesi. Şunu merak ediyorum. Hani bak bunu 4 tane bakın. O kadar da güzel yaptı ki. Ordu'lu arkadaşımız yaptı onu. Projeyi geliştirdik, satın aldık. Şimdi bundan alın, sayısını artıralım. Bak köküyle beraber aldı. Halbuki bunu keseceklerdi. Alıp götürdüler. Şimdi bak götürüyor bak şeyle. Ondan sonra uygun bir yere konacak. Ağaç da deplasmana çıkmış olacak. Tamam mı? Nefes alacak. Görenler de diyecek ki ya Allah Allah biz burada hiç böyle bir şey yok mu? Koca ağaç nasıl geldi diye. Oraya koyuyoruz şimdi.
Şunu merak ettim. Bu proje işte. Bu tarz durumlarda evet. Çok yoğun eleştiri alabiliyorsunuz. Yani ağaç budama olayında, ağaç devrilmesinde. Evet. Bunu yaptığınızda övgü alıyor musunuz o kişilerle? Hiç ara beklemiyorum ki. Genellik almıyoruz. Almıyoruz. Hayvan konusunda da öyle çünkü. Öyle hiç, bir şey olduğunda hemen eleştiri alabiliyorsunuz. Zaten bekleyerek yapmıyorum ki. Doğru olduğunu yapalım. Allah bilsin. Hiç gereğine gerek yok. Mesela tamam. Şöyle. sokak can dostlarımızın bazı durumlarında inanılmaz eleştiri alırken, şimdi Karadeniz'in en büyük hastanesi burada. Evet. Otelinden bahsettiniz demin. Evet. Yok, pet oteli, o ayrı. Yani şey, şu anda biz o hayvan oteli şeyde büyükbaşlar için Mesudiye'de. Mesudiye'de. Yani onun gibi çok çalışmalar şey var. Işte, pet oteli de şöyle, kedisini, köpeğini bırakacak bize. Canlarımızı diyelim, bırakacak bize. Tavuğuna falan bakacağız, tekrar vereceğiz. Biz martıya da bakıyoruz. Ata da bakıyoruz, eşeğe de bakıyoruz. Bunlar hepsi bizim paydaşlarımız. Şehri beraber yaşıyoruz. İşte burada o yerge kadar övgü de çok önemli. Tabii. O kişiler özellikle hassas evet. Olması gerekiyor. Efendim biraz asfalta dönecek olursak, asfalt plantleri kurdunuz. Evet. Demin ben yayının başına bahsettim. Evet. 3 ayda bir değişiyor bu rakam. Biz yetişemiyoruz. Estağfurullah. Biz 3 ay önce sorduğumuzda oradan Edirne'ye kadar yaklaşık inanmıyorsam 1200-1300 kilometre ya da 2300 tam hatırlamıyorum. O kadar kilometre yol yapılmıştı asfalt Ordu'da. 3 ay sonra bir daha sorduk. Sofya'ya geçmişiz. Muhtemelen 2 ay oldu ben bunu evet. Sorada. Daha da ileri gitmiştim. Şu anda yenisini bilmiyorum. Bana sormayın. Ben de takip edemiyorum. Dolayısıyla çalışmalar gidiyor. Arkadaşlar zaman rakamları getiriyorlar. Mühim olan o değil. Yani mühim olan bu yolları biz normal olarak genellikle siyasetçiler şöyle yaparmış. Birinci yıl birinci vitesle, ikinci yıl ikinci vitesle, üçüncü yıl üçüncü, dört, beş diye sona doğru hızlanıyorlarmış. Biz birinci yılda beşinci vitese geçtik. İyi ki de yapmışız. Hem büyük bir ekonomi, büyük bir şey sağladık, kar sağladık. Hem de aynı zamanda bir an evvel yaptığımız ekonomi canlandı. Düşünün şimdi. Akkuş'ta 5 sene içinde 5 sene içinde yapsaydık 5 sene sonra oraya kullanılacaktı. Diyelim ki şimdi birinci yılda, ikinci yılda yaptığımız için zaman kazancımız oldu. Ekonomileri birleştirdik. Halkımız daha kolay gitmeye başladı. Aynı şekilde mesela daha evvelden bu şeyde de öyle. Mesudiye'nin yolunu yaparken bakanken dere yolunu yapmasaydı 4,5 saatte gidilecekti. Yürütmeyi durdurma aldılar, durdurdular. Gene böyle o zaman da gene negatif davranışlar oluyor. Yürütmeyi durdurma aldılar. Biz onu geçtik. O yolu yaptık. Şimdi 1 saatte gidiliyor şey Mesudiye'ye. Yani 4,5 saat yerine 1 saat. Teşekküre gerek yok. O 1 saatte olunca orada kalp krizi geçiren olabilirdi, erken doğum yapan olurdu. Davasına yetişemeyen avukat olabilirdi, imtihana yetişemeyen öğrenci olabilirdi. Bunlar da bize aslında teşekkür bu. Onun için dediğim gibi Allah bilsin demem sebebi bu. Biz bunları yapıyoruz. Çalışmalar da öyle gidiyor. Asfaltta da yolda da çalışmalarımız böyle. Ve şu andaki dediğim gibi kendi makinamızla yapıyoruz. Kendi iş makinalarımızla çoğu kere. Kendi asfalt plantimizle yapıyoruz. Ve dolayısıyla daha ekonomik oluyor. Ve bundan dolayı şöyle bir hesap yaptım. 2 milyar lira yani eski tabirle 2 katrilyon bizim bir katma değerimiz oldu. Bütün bu yaptığımız çalışmalarla şehre kazandırdığımız ölçülebilir olanlar. Ölçülemeyenler, işte tanıtım, manıtım onlar dahil değil. Onlar dahil değil. Bunlar kazançlar. Yani yapılan çalışmalar. Tabii bunun dışında mesela işte hayvan şey özellikle çevreci arkadaşlarımın mama üretimine başladılar. Yani mamayı kendi şeyimizle üretiyoruz. Lokantalardan, diğer yerden aldığımız, kendimiz ayrıca güçlendiriyoruz onu. Kendi işte can dostlarımız için mamayı kendimiz üretiyoruz. Zaten çoğu sıkıntı bu mama firmalarının birbirleriyle çekişmesi. Yoksa kedi için bir şey konuşulmuyor, eşek, at için konuşulmuyor, hep köpekle ilgili konuşuluyor. Ve orada biz kendi mamamızı üretiyoruz. Bakalım davranış nasıl olacak? Kendi ekonomimizi oluşturuyoruz. Bir de üstelik de kendi bölgemizin yiyecekleri. Bence tıbbi olarak da yani işin sağlık açısından da önemli. Çünkü öyle bir teori de var. İnsan kendi bölgesinin 70 kilometre çapındaki sebzeyi, meyveyi yerse daha sağlıklı oluyor. Bu Rus teorisi. Yani buna benzer bir çalışma. Yani kısacası işin tabii o teorik boyutu. Yani şu anda mama üretimine de bu şekilde girdik. Dediğim gibi bunların hepsini kendimiz yapabilecek durumdayız. İsteyen şehirlere de hizmet verebilecek durumdayız. Yani bizim arkadaşlarımız görevlerini bitirdiği zaman evine gitmiyorlar. Başka şehirlere nasıl faydalı oluruz? Başka toplumlara nasıl oluruz diye de oluşturuyor. Hepsi bunlar bir know-how dosyası.
İstersek buna ticari bakarız, istersek vicdani bakarız, istersek ahlaki, etik olarak bakarız. Ama bunlar bizim zenginliklerimiz. Klasik belediyecinin dışındaki çalışmalar. O çalışmadan evet. Birisi yine davet merkezi var. Bize de şu an çok evet. Yakın bir noktada. Neler yapıldı, neler yapılıyor? Planlamanız nedir orada? Ya davet merkezinin, davetin her bir harfi ayrı bir fonksiyon. Aslında biz onu yaparken 5 tane işi birden yapıyoruz. Davetin D'sinde deneyimlerinizi anlatıyorsunuz. İşte bu yaptıklarımızı anlatıyoruz. Çok önemli bir şey bu. A'sında davetin A'sı da araştırma yapıyoruz. Arge. V'sinde verimlilik üzerine çalışma yapıyoruz. Herkes verimlilikte neler başardığını anlatıyor. E'sinde eğitim veriyoruz. T'sinde de ticaret yapıyoruz. Böyle tek bir binaya bir iş yapmıyoruz. Ve orada T'de ticaretten amaç şu. Mesela herhangi bir arkadaşım bir şirket kuracaksa adresini oraya veriyor. Sekreter tutmasına, işte ısıtmaya, temizliğine, vergisine, stopajına gerek yok. Adres orası. Biz bütün çayını, kahvesini taşıyoruz. Randevularını veriyor. Adres orası. Para harcamıyor. Hangi projesi varsa uyguluyor. Ve ticaretini oradan yapıyor. İşte e-ticaretini yapıyor. Şu anda iyi bir kadro kurduk. Mesela bizim 3 dil bilen elemanımız var. Arapça, Fransızca ve aynı zamanda İngilizce bilen. Türkçe zaten var. Al sana bütün şeyleri yapsın. Bankacılık, e-ticaret. Yani kimse bundan sonra yerim dar diyemez. Otursunlar, çalışmalarını yapsınlar. Üretim, üretim, üretim. Üretmeden tüketim yok. Kainatta da yok. Almadan vermek yok. Tamam mı? Yani dolayısıyla bu çalışmayı böyle yapacağız. Bizim yapacağımız bütün şey yoğun bir çalışma içinde olmak. Bunları yapacağız. Ve davet merkezinin özelliği de bu. Bir davet merkezinde bir şey daha yaptık. 19 ilçenin ürünlerini yapacak bir özel şey kurduk oraya. Çadır kent diyelim. 19 şey, böyle diyelim. 19 ilçenin bütün ürettiklerini, kooperatiflerin, hanımların, kadınların, gençlerin ürettiklerini orada pazarlıyoruz. Ve aynı zamanda da yemek pişirme yeri de var. Şeyleri de var. Ne onun adı? Masalar da var. Orada o yemeği, içmeyi de orada yapabilecekler. Arkadaşlar bilmiyorum gösterebilecekler mi? Ekranda sık sık dönüyor. Davet merkezindeki. Bu şey, bu eğitim verilen kısım. Biraz önce davetin E'sindeki kısım. Şu merkez. Bir de oraya şimdi şey yaptık. Kocaman bir 19 ilçenin çadırını kurduk. Çadır ama bayağı kallavi bir çadır. Onun da şimdi orada üretimini yapıyor. İşte orası. Onun işini gösterirlerse arkadaşlar çok güzel şeyler var. Standlar var. O standlarda da işte görüyorsunuz masaları var. Şimdi ürünlerini resmen açmadık orayı. Yakında açacağız. Burada da hem yeme içme şeyi var. İşte standlar orada. İlçelerin hepsinde. Kurayla çektik. Onlar da orada üretimler yapacaklar. Yani orada da Gürgentepe'de ne üretiliyorsa, Gölköy'de, Akkuş'ta ne üretiliyorsa, Perşembe'de ne üretiliyorsa herkes buraya getirecek. Büyük bir yarışma. İşte düşünen, üreten, yarışan. Burada yarışma var. İlçeler yarışıyor şu anda. Davet merkezindeki çalışma da bu. Dolayısıyla peşinden mesela cam atölyesi mesela. Belki çok farklı bir şey olabilir. Mesela cam tekniğini şu anda öğretiyoruz. Hediyelik eşya yapabilirler. Paşabahçe gibi. Orada da ürünler yapılabilecek şekilde. Cam üfleme şeylerimiz var. Şimdi o çalışmaları yapıyoruz. Bak orada kardeşimiz mesela çalışıyor. Onların yaptıkları ürünler var. Ve cam benim çok sevdiğim bir ürün. Ben bir malzeme mühendisi olduğum için bunlar üzerinde de dersler almıştık. Şimdi onlardan değişik şekiller yapacak durumdalar. Ve takılar, çok güzel ürünler yapılıyor. Çok iyi duvarlara asılabilecek hediyelik eşyalar var, güzel çalışmalar. Onlar da işin ayrı bir boyutu. Ve bunların neler yapılacağını da kendilerine gösteriyoruz. Bu da yeni bir şey, ne derler, bir kazanç kapısı olarak da ortaya çıkıyor. Bu Ankara'da da Tambağan'a göre festivalinde evet. Oldukça evet. ilgi görmüştü. Evet. Şunu sormak istiyorum. Mezbahanelerle ilgili de çalışmalarınız var. Evet. Özellikle kaçak et kesimini önlemek, bunların sofraya gelmesini engellemek adına yaptığınız çalışmalar da var. Son durum nedir bu çalışmalarda? Valla şimdi tabii buradan biraz daha dikkatli olmalarını isteyeceğim esnafımızın. Ta bizim Amasya'dan, Tokat'tan hatta Aydın'dan et geliyor diye.
Yani biz bir tane Avrupa standartlarında bir şey kurduk. Mezbahane kurduk. Buraya mesela diyelim ki yakın ilçelerden gelmeyi de üşeniyorlar veya uygun görmüyorlar. Ama ta şeyden, Amasya'dan, Tokat'tan buraya kesilmiş et getiriyorlar. Yolda bir gün bekliyor, bir gün de yolda gelirken artık bütün kanı, her şeyi akıyor ve belki besi değerleri de değişiyor. Gelin diyoruz mesela Ünye'den 15-20 dakikada Fas'a gelebilir. Şimdi mezbahaneyi ben şey yapıyorum, bütün kasaba arkadaşları çağıracağım, esnafı. Onlara devredeceğim. Gelsin yapsınlar, kessinler, çalışmalar yapsınlar, ciğerlerini alsınlar, kellesini alsınlar, işkembesini alsınlar, sakatatlarını kullansınlar. Hem bundan para kazansınlar, hem kendi etimizi şey yapalım, hem kendi ticaretini yapsınlar. Biz de şeylerde onları zabıtayla denetlemeyelim. Bazen farklı şeyler de oluyor maalesef. Onlara dikkat etmek lazım. Yani onları uyarıyoruz. Çok da fazla konuya girmek istemiyorum. Yani kaçak et, kaçak ettir yani. Biz burada Avrupa standartlarında onları da aşacak şekilde daha iyiye layık bir toplumuz. Ordu burada çok örnek bir çalışmaya, ordumuzun da her şeye hakkı var. En iyi eti yeme hakkı var. Bunun ekonomisini konuşsunlar. Biz oradan kar beklemiyoruz. Gelsinler, yapsınlar. Mal sahibine yakışır. Gelsin, işletsinler. Yakında toplantı yapacağım, onları davet edeceğiz. Onları da bu vesileyle söylemiş olalım. Bizim amacımız bütün tesislerimizi biz halkımız için kurduk. Halkımıza teslim edebiliriz, onlara bırakabiliriz. Dolayısıyla burada bizim amacımız kar değil, güzel hizmet yapmak, yol göstermek, yön göstermek. Bunu da o şekilde yapacağız inşallah. Ordum kartı da sormak istiyorum. Evet. Kapsamı genişleyecek mi? Toplu taşımada kullanıyoruz. Evet, bir kart şimdi düşünüyoruz. O kartla bunu hem gemide, hem teleferikte, hem çift katlı otobüslerimizde, hem de bazı diğer yerlerde kullanmak istiyoruz. Mesela bunu diyelim ki 5 günlük yapacağız. Gelen de onları görmek için, kullanmak için bekleyecekler. Ordu'da nitelikli olarak zaman geçirmeleri lazım. Yani bir su içip gitmemesi lazım, bir çorba içip gitmemesi lazım. Ordu çok güzel bir yer. Bu güzellikleri gelsin, görsün, Yason'u görsün, Hoynat'ı görsün, Perşembe Yaylası'nı görsün, Akkuş'un Arganı'nı görsün, Gölköy'ün görsün. Yani hepsini, keyif alanı görsün, Ulu Göl'ü görsün. Yani buradaki amacımız bu birlikteliği sağlamak. Ordu kartıyla da bunu sağlayacağız. Avantajlar olacak tabii. Teleferiğe binerken peşinden onların indirimleri olacak. Aynı zamanda bir aidiyet şey olacak. Orduya bir sadakat duygusu olacak. Hatırlayacak, cebinde saklayacak, bir dahaki gelişinde kullanacak. Yani böylece bir yeni bir turistik şey bu. Teşvik usulü. Ordumuzun güzelliklerini görsünler. Yaptığımız şey bu. Onunla ilgili de programı da yine bizim arkadaşlarımız yazdılar. Yani bizim şu anda yazılım konusunda, enerji konusunda çok iyi bir ekibimiz var. İsteyenlere de o danışmanlığı da ayrıca verebiliriz. Şimdi program arasında reklamda gördük. Evet. Kurul Kalesi'ndeki yapılan çalışmalara ciddi destek veriyorsunuz. Evet. Biz artık bir an önce Kurul Kalesi'ndeki kaz alanını gezmek, incelemek istiyoruz efendim. Evet. İnşallah orada da yakın zamanda tabii, çalışma tabii, olur. Tabii. Şimdi mesela işte Göbekli Tepe'de olduğu gibi, diğer yerlerde olduğu gibi onun üstünü örtmeyi düşünüyoruz. Onunla ilgili Turizm Bakanımızla görüştük. Aslında sadece kurul değil, Yoroz için de, zaten Yoroz'da bir seyir terası yapıyoruz, bitmek üzere. Oraya halkımız gelecekler. Çok güzel çevre dostu yol yaptık ağaçtan. Yani çok güzel. Onun dışında işte Gölköy'dü, Ünye'ydi, Kale'ydi, Fas'a Cıngırt'tı, Mesudiye. Yani bizim kaleler şehir. Biz hani ordu böyle tarihi şeyini çok fazla ordunun bilinmiyordu. Kaya mezarları, işte Çivisiz camileri, İkizce'de mesela harikulade şeyler var. Çamaş'ta kanyon var mesela, konaklar var. Onlar da o şekilde olacak. Onda mesela Hüsrev Yürür Konağı var Ünye'de. Onu yakında açıyoruz. Çamaş'taki konak öyle. Yani burada çok güzel çalışmalar var. Bahsettiğiniz şeyin de üstü kapanacak kurulu. Kurul zaten iftihar vesilesi bir yer. Şimdi yakında bir müze çalışmamız var. Hocalarımız var İstanbul'da. Onlarla çalışma yapıyoruz. Profesör Ahmet Bey ile çalışmalar var. Çok yani sıra dışı bir proje
hazırlandı, proje hazırlandı. Hem orada müze olacak, yani ordudan gözükecek, ışıklı vesaire, çok güzel. Yani ordu başka bir boyuta geçiyor yani. Orduyu mesela yazın çok kişi tanıyamayacak. Mesela bir tekne alıyoruz, yelkenli gibi, Sinop'taki gibi. Yani onlar diğer yerlere gelecekler, Hoynat'ı gezecekler, Ünye'ye, Fas'a gidecekler. Yani Melet'in ağzındaki o şeyi uzatıyoruz, yat limanı olacak şekilde. Yani çok güzel bir otel oraya yapılacak. Bunlar hepsi işte Rüsumat 4 başka bir boyutta. O bitmek üzere. O da heyecan verici. Tarihimiz. Müthiş bir şey. Yani müthiş bir şey. Yani atalarımızın oradaki kahramanlığını göreceğiz. Ve tarihi köklerimizle bir eserle de buluşmuş olacağız. Düşünün yani cephanelerini boşaltmak için 9 tane sandalı yan yana getiriyorlar. Üstüne bir tane tahta koyuyorlar. İskele yapıyorlar. Yan yana sandalları birleştiriyorlar. Üzerlerine bir tane tahta koyuyorlar. Kalas. Ve üzerinden cephaneleri taşıyorlar. Gemiyi batırıyorlar. Tekneyi. Sonra tekrar yüzdürüyorlar. Tam bir ordu zekası bu. Hani böyle bir şey. Atalarımız yapmış bunu. Şimdi bunu yaptığın zaman da kökünle buluşuyorsun. Kültürünle buluşuyorsun. Gelecekte de bizim işte Kanada'daki ki şu anda gençler de orada robotik çalışması yapıyor. Kahraman bir geçmiş, muhteşem bir gelecek. Biz de aradaki bu birleştirmeyi yapıyoruz. Bundan daha büyük mutluluk olur mu? Bunları yapıyoruz. Klasik belediyeciliğin dışındaki çalışmalar bunlar. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Son olarak şunu sormak istiyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin TV ve Web TV hizmeti evet. de artık var. İnsanlar neler bulabilecek burada? Bu da şöyle. Şimdi hani halka açıyoruz yani şeyi. Diyelim ki bizim yaklaşık 800 bin ordulumuz var. Bir o kadar İstanbul'da var, yurt dışında var. Yani diyelim ki 2-2,5 milyon ordulu var. İsteyen herkes tecrübesini, deneyimlerini, işte davetteki merkez araştırmasını, projelerini orada anlatacaklar. Web TV bu. Büyükşehir Belediyesi'nin bir de televizyon şeyi olmuş oldu. Oradan Web TV ile anlatacaklar, tartışmalar yapacaklar, düşüncelerini ifade edecekler. Eskiden kısık sesle konuşuyorlardı. Yani şimdi açık açık, rahat rahat esprilerini yapacaklar. Dışa açılacaklar. Birbirleriyle şeylerini kuracaklar. Şimdi mesela düşünün ki herkesin kendine göre bir çevresi var. Herkesin bir başarı hikayesi var. Bu başarı hikayesini duydukça bu başarılar zincirleme şeklinde birleşecekler. Ve başka bir ordu çıkacak. Yani oradaki değişim dönüşüm bu. Yani bir ay fındıkla meşgul olup 11 ay boş kalınca daha farklı şeyler üretiliyordu. Yani şimdi burada gerçek anlamda üretim olacak, proje üretilecek ve aynı zamanda bu toplumu değiştirecek. Ben hep onu söylüyorum, ya bir Trabzon'la mukayese ediyoruz. Mesela aynı deniz, aynı mısır ekmeği, aynı pancar çorbası, aynı deniz ama iki farklı davranış orada görülebiliyor. Bu genelleme olarak söylemiyorum bunu. Şimdi istiyorum ki yani Ordu'da işte bu Rüsumat 4'ü de başarmış bir atamız var. Dedelerimiz var, büyüklerimiz var. Bundan önce burada başka medeniyetler yaşamış. Mitridatesler yetişmiş, Emiroğulları yetişmiş, beylikler olmuş. Yani hepsinin şu anda biz kültüre de ağırlık veriyoruz. Mesela kültür sanat projelerimiz bizim her hafta müthiş bir şey. Ses getiren çalışmalar oluyor. Geçen de iki gün evvel bir konser oldu. 20 bin kişi izledi. Ya 20 bin kişi izledi. Ben inanamadım gözlerime. Yani biz dışarıya şeyler koyduk. Web şeyler koyduk. LED ekranlar koyduk. Ya gençler çok yani müthiş yani güzel şeyden de iyi takdir ediyorlar. Ve müthiş bir şey oldu. Ya, hareket oldu. Ya salonun dışında en az 7-8 katta dışarıda vardı. Yani ben şey verip ayrıldım. Yani bölmeyeyim şeylerin, eğlencelerin diye. Yani çok da kaliteli bir gençtik. Yani güzelden, iyiden, çok iyi anlayan, eleştirel, direkt söyleyen, saklamayan bir gençtik. Biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz kısacası. Yani söylemek istediğim şu. Yani biz her şeyle yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmalarımızda danışmanlık hizmeti verebiliriz. Üretimle ilgili verebiliriz. Hem karşılıklı bir etkileşim olur. Biz de öğreniriz. Karşı tarafa da bir şeyler anlatırız. Çok güçlü bir ekibimiz var. Mesela biz mini CNC tezgah üretip vermek istiyoruz. Freze ve torna vermek istiyoruz. Bunlarla ağaç işleri yapmalarını sağlayacağız. Mesela akkuşun gürgenleri var.
Yani ahşap sanayi orada çok önemli. Orada biz bununla el tornasıyla tahta işlemeli yapacaklar. Yeni şeyler, ürünler geliştirecek, estetik katacaklar. Dediğim gibi bununla ilgili bu tezgahları üretip vermek istiyoruz. Yani bizim makine üretme kabiliyetimiz var. Çok kıymetli gençlerimiz var. Yani Oryaz'ın çok iyi elemanları var. Yani o arkadaşlarımız hem tekne yapıyorlar, dahi çocuklar yani. Yani hakikaten mükemmel arkadaşlar. Onları da bir gün çıkaracağım. Hepsini tanıyacaksınız. O gizli kahramanları. Yani onlar bizim ekibimiz. Ve bunları da birlikte yapacağız. Yani mesela 11 tane kavşak yaptık mesela. Bunları bizim şeyin mühendisleri yaptı büyükşehirin. Mesela başka şehirlerde isterlerse onları yapacağız. Önce tabii Fatsa'nın ihtiyacı var. Fatsa'yı çözeceğiz. Ünye'nin var, ilçelerin var. Yani biz aynı zamanda dediğim gibi bir know-how üretmiş oluyoruz. Dolayısıyla buradaki amacımız şu. Mesela belediyenin gündeminde, belediye meclisinin gündeminin %85'i imar oluyor. %15'i diğer işler oluyor. Doğru. Şimdi benim amacım, şimdi bir imarda da çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Zaten 2 senemiz kaldı. Bunu ben 50-50 yapacağım. 85'e 15'e. Bir dahaki senede inşallah tersine dönecek. Yani imar daha düşük olacak. Diğer işler, diğer üretimler, sosyal faaliyetler, engelliler, kadınlar, ondan sonra dar gelirliler, onlara sosyal projeler daha ağırlıklı olacak. Çağdaş şehirleşmeye de böyle olacak. Onun için belki imarda da biz bir danışman ekip yapacağız. Aracıları kaldırmak istiyoruz. Yani bana işte şuradan 9 tane daire ver, birini sana verin filan şeyleri, buna benzer şeyler olmayacak. Yani yapmak istediğimiz şey doğrudan doğruya şeffaf bir yapılanma. Herkes şeyini bilecek, emsalini bilecek, çalışmalarını bilecek. Nasıl ki yurt dışında, Avrupa'da şehirleşme nasılsa, burada da öyle olacak. Yani 85'e 15, %85 imar, %15 diğer konular. Halbuki burada dediğim gibi önce 50-50, sonra tersine dönecek bu. 85'e 15, tersine 15'e 85 olacak. Bunlar da beklediğimiz diğer çalışmalar. Kısacası topyekün bir kalkınma, dönüşüm içindeyiz. Çağdaş bir kentleşme, kendi kendine yeten bir kent ve aynı zamanda uyum içinde çeşitlilik. Herkes özgür düşünecek, özgür hareket edecek. Herkes orduya aidiyetiyle değer kazanacak. Tek hedefimiz ordunun mutlu olması. Efendim ben çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Değerlendirmeniz için çok sağ olun. Sağ olun size de. Sağ olun. Efendim Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Emin Güler'i ağırladık. Dolu dolu bir program oldu. Hele ilk başta bizzat yatırımcılara çağrıda bulundu. Rüzgar enerji sisteminde, mesudiyedeki su şişiremede, aktif karbonda, su sayacında adeta bir çağrı oldu buradan vatandaşlarımıza. Ardından da yapılan açık çalışmaları değerlendirdik. Bir başka gündem özelde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.